Arkadaşlar herkese merhaba öncelikle. Bugünkü yapacağımız amenajman ödevi planlama birimindeki baş konuş planlama birimindeki işletme sınıfı ve fonksiyonlarını ayırma özelliklerini işleyeceğiz. İlk başta ArcGIS'ten açacağınız ve çalışacağınız işletme biriminin ana fonksiyonlarını oluşturmak için meşrere tipini çağırmanız gerekiyor. Onun için şu anki çalışacağım meşrere ve işletme sınıfları ve fonksiyon haritasının oluşturulması için ana klasörümüze gitmemiz gerekiyor. Şu anda çalışacağımız bizim amenajman mixit grubundaki aldığım örnek bir klasör. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğim. Sizinki daha farklı bir yönergede olabilir. Connected folder'dan buradan ulaşabilirsiniz. Genelde ben masa üstüne atıyorum. Masa üstüne tıkladıktan sonra masa üstündeki klasörler geliyor. Amenajman mixit grubunu seçiyorum. Tamam dediğim anda amenajman mixit grubundaki içerisindeki gerekli şehit dosyaları, tip dosyaları, JPEG dosyaları önüme geliyor. Sonrasında ise sayısal haritalara giriyorsunuz. Hocamızın bize verdiği araştırma ormanı, işte ekolojik, ekonomik, sosyokültürel alanlar var. Siz hangi gruba giriyorsanız onları yapıyorsunuz. Bu grup hangi alana girdiğini bilmediğim için direkt ben şeyden açacağım. Grubun içerisindeki dosyadan açacağım. Bana verildi bir örnek olarak sadece. Neyse fark etmez. Önemli olan bizim şu anki yaptığımız işletme sınıfları ve fonksiyonlar oluşturmamız. Arkadaşlar ilk başta işletme sınıfları ve fonksiyonlar oluşturmamız için ilk öncelikle bizim meşrere tipi tanımımızı yapmamız gerekiyor. Şimdi meşrere tiplerinize baktığınızda farklı farklı meşrere tipleriniz var. Bu veya bu fark etmez. Sadece meşrere tiplerinize göre hareket edeceksiniz. Buradaki şunun farklı T3 olması. Bozuk göknar sehir ormanlarından 3 tane olması veya daha farklı olması, daha fazla olması. TR3 de değil, yani 3. orman olarak, yani 3. meşrere tipi olarak gelmesi. Bunlar farklı farklı şekilde olabilir. Şimdi arkadaşlar, bunu biz bir sıraya koyup ilk başta meşrere tiplerimizi belirlememiz gerekiyor. Meşrere tiplerimizi belirledikten sonra ana fonksiyonlarımız ve ara fonksiyonlarımız oluşturmamız gerekiyor. Ara fonksiyonlarınız zaten ekonomik, ekolojik, sosyokültürel ve ormansız alan şeklinde gidiyor. Ara fonksiyonlarınız ise tebligatnamede, yani izahnamede yazanlar şeklinde olanlar olacak. Ve en sonunda işletme sınıfları vermeniz gerekiyor. Meşrere tiplerinizi tanımladıktan sonra tebligatnamedeki yazılan kurallara göre, soy, ölçüt ve göstergelerine göre, derste işlediğiniz, bunlara göre bir fonksiyon haritası ve işletme sınıfı haritası oluşturacağız. Devam edersek, bozuk alanları genelde biz orman ekosistemini iyileştirmeye ayırıyoruz. Onu da nereden algılıyoruz? Şuradaki emir klasörü var. Herkeste bu var. Yayınlarda veya işte tebligatname klasöründe olması gerekiyor ödev dispozisyonunun içerisinde. Arkadaşlar burada görüyorsunuz ana fonksiyon, genel orman fonksiyonları ve işletme amaçları. Yani işletme sınıfları. Şimdi arkadaşlar, burada bizim bozuk alanları genel olarak sahaya baktığınızda ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ödevinizin senaryosunu okuduğumda çeşitli senaryoda bazı yerlerde özellikle mesela sosyokültürel alanlarda mesela Yavşan bölgesinde geyik üretim istasyonu olduğu, farklı yerlerde tohum bahçelerinin olduğu, göknar tohum bahçelerinin olduğu ve hoca sonradan size verdiği bölme haritasını intersect yaparak, yani şuradaki, onu da hemen gösterelim size. Hoca ekstra olarak size bölme haritasını vermiş olması gerekiyor. Ben onu almadım arkadaşlardan ama bölme haritası şu anda burada. Bölme eklendi. Evet, o şekilde verilmiş mesela. Ekstra olarak.
ekolojik zaten meşeleniymiş. Görüyorsunuz hemen üzerine geldi bunun. Bölmelere eklenmiş bir şekilde var şu anda. Bölmeler şurada. Yeni bölme no'ları arkadaşların. Şimdi arkadaşlar bu bölme no'ları eklemek için de Geoprocessing'den Intersect'i seçiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradan input features'a hangi şeyseniz, grupsanız, ekolojik grubuysanız ekolojik meşleri seçiyorsunuz. Hocanızın size verdiği bölme yeni bölme haritasını buraya ekliyorsunuz. Sonra herhangi bir oynama yapmadan OK tuşuna basıyorsunuz. O işlemi yapıyor. Şurada da işlem butonu çıkıyor. Onu yaptıktan sonra birleştirilmiş oluyor. Artık o harita üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bunu anlattıktan sonra önemli olan bizim için fonksiyon ve işletme sınıfları. Mesela biz bozuk alanlar için erozyon önleme diyebiliriz. Tabii buradaki eğime bakılacak olursa. Ana fonksiyonumuz olarak erozyon önleme, işletme sınıfımız olarak ise toprak koruma şeklinde verebiliriz. Şimdi birazdan yapacağız zaten bunları. Tabii biz ilk başta senaryo okumamız gerekiyor. Hani eğer ekonomik grupsanız sadece burada ekonomi okuyacaksınız veya ekolojiyi biz ekolojik ekolojiye okuyacağız diye bir şey yok. Bütün senaryoyu okuyup alana hakim olmanız gerekiyor. Ekonomik grup genel olarak ekonomik ağırlıklı çalışacağı için buradaki ekonomik grubu okusalar sadece yetmiyor. Ekstradan ekolojik ve sosyokültürel de okuması gerekiyor. Çünkü siz sadece o planlama birimini ekonomik olarak yapmayacaksınız. Ekstradan sosyokültürel alanlara da ayıracaksınız. Burada tebligatnamede görüldüğü gibi sosyal yazdığı. Eğer alanınızda bir içme suyu bir yeri varsa hidrolojik olarak ayıracaksınız fonksiyonunu. Eğer ekoturizm ve rekreasyon yapılıyorsa ve yani genelde zaten İskan yerlerine yakın bir alanınız varsa onları ekoturizm ve rekreasyona ayırıp spor alanlarına ayırabilirsiniz. Rekreasyon yani piknik mesire yerlerine ayırabilirsiniz. Piknik mesire yerleri zaten İskan'ın olduğu yerlere aittir. İskan olduğunu da peki nasıl anlayacaksınız? Hemen gösterelim. Gene Eddata'dan sizin PAFTA haritasını çağıracaksınız. PAFTA haritanız hemen altına gelecek. Diğer PAFTA haritasını yana açacaksınız. Sanırım arkadaşlar da PAFTA haritası yok. Var olan sahadaki PAFTA haritası ile yapmaya devam edeceğim. O yüzden. Şimdi arkadaşlar, şimdi haritayı ilk çağırdığınızda içi mavi şekilde gelir. Size direkt haritanın içine doldurulmuş şekilde gelir. Şimdi bunu engellemek için haritanın üzerindeki şu mavi tuşa gelip tıklıyorsunuz. Fill color yani içerisindeki color'ı no color'ı yapıyorsunuz. Dış çevredeki yani poligonlardaki dış çevresini şuradakini iki yapıp kırmızı yaparsanız direkt size alanınızın şu şekilde verebilir. Yani iç rengi yok, dış rengi de kırmızı ve 2 milimetre kalınlığında verebilir. Şimdi arkadaşlar iskan alanlarını nasıl bulabilirsiniz? Mesela burada Yenicekale dediği iskan alanı var mesela. Ve bu iskan alanının üzerinde de orman formu gözükebilir. Veya bozuklar gözükebilir. Şimdi bazı alanlarda şimdi arkadaşlar, peki ben meşteri tiplerini görmek istiyorum bu alan üzerinde. Hemen geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Hangi alana çalışıyorsanız. Property istiyorsunuz. Label'a geliyorsunuz. Label Features in this layer. Yani bu katmandaki etiketleri aç diyorsunuz. Yandaki tiki kaldırıyorsunuz. Neyle çalışıyorduk biz? Meşteri tipinde, mesh tipinde. Ben bunu mavi göstersin diyorum. Rengi. 8 değil de 10 yapalım, kalın yapalım, tamam diyelim. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar meşteri tiplerimiz geldi. Mesela iskan olan alanlarda gördüğünüz gibi OT alanlarımız fazla, BM3'ler fazla,
Genelde OT alanlarımız var. Peki bu OT alanlarımızı direkt ormansız alan şeklinde mi ayıracağız? İster, yani sonuçta planlamacı sizsiniz. Planlama yaptıktan sonra onu belli bir dayanağa dayandırabiliyorsanız planlama birimini istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Mesela OT alanlarını illa ormansız toprak diye, ağaçsız orman toprağı diye alabilirsiniz. Peki direkt ağaçsız orman toprağı diye de verebilirsiniz. İlla bu şekilde vermenize gerek yok. Ekoturizm ve rekreasyona ayırıp rekreasyon alanlarına da çevirebilirsiniz. OT alanlarınızı. Çünkü dediğim gibi İSKAN'ın, yani bunun gerekli nedenlerini verecek olursanız hocanıza, bunun üzerindeki şeyi de atlatmış olursunuz. Yani siz illa buradaki mesela ÇZ BC2 alanını mesela direkt olarak bir şeye verebilirsiniz, rekreasyona verebilirsiniz. Bir sosyal baskıdan korumaya verebilirsiniz. Çünkü hoca neden diye sorduğunda, burada iskan alanları yoğunlukta ve de bu meselenin korunması gerekiyor şeklinde diyebilirsiniz. Yani bunlar size kalıyor. Elime bakıya bakarak diyebilirsiniz ki burada mesela arkadaki hemen izoid seyirleriniz var mesela. Sıklaştığı yerlerde biliyorsunuz ki eğim artmakta. Siz burada şunu da diyebilirsiniz. Mesela buradaki mesela eğim şu bölümde mesela eğim giderek artmakta mesela. Bir sırt oluşmakta. Mesela şu alanı mesela hem ÇZA 0 olduğu için burada diyebilirsiniz erozyonu önleme, toprak koruma fonksiyonuna işletme sınıfına dayanabilirsiniz. Tabii bu siz planlamacı olduğunuz için bu ödevde istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi birkaç örnekle biz bunu size açıklayacağız. Dediğimiz gibi hani biz misal vere vere gideceğiz. Herkesin bir kendine göre açıklaması olması gerekiyor. Diyebilirsiniz ki iskan alanına yakın sosyal baskından koruma yapabilirsiniz. Tabii bunlar sizin öngörünüze bağlı. Sizin neden ve sonuçlarınıza bağlı. Tabii bu ölçüt ve göstergeler neticesinde bir fonksiyon haritası, bir işletme sınıf haritası oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak başladığımızda ben genel olarak veri tabanına girdiğimde ilk olarak buraya bizim bir fonksiyon ve işletme sınıflarınızı girmeniz için bir sütun oluşturmanız lazım. Buradan da add field diyorsunuz. Yalnız eklediğiniz alanda şunu önemlice söyleyeyim. Biz bu bilgisayarda, kendi bilgisayarımda Crack'lı kullandığım için tekrardan bu alanı silemiyorum. Sadece bu alanı otomatik olarak yok edebiliyorum. Onu da birazdan göstereceğim ama hala veri tabanının altında durur arkadaşlar. Ona göre ekleyeceğiniz alanları çok dikkatli olarak seçmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları ekleyeceğim mesela. Arkadaşlar burada da type dediği buraya özellikle text'i seçin. Çünkü text yazıyorsunuz. Yani erozyon önleme, ormansız alan, doğayı koruma, üretim ormanı, hidrolojik, rekreasyon gibi alanları ekleyeceğiz şimdi biz birazdan. O yüzden text ekleyeceğiz. Diğer alanlar ise long integer, short integer gibi alanlar sayı girebileceğimiz alanlardır. Okey deyip. Şimdi burada diyor ki fonksiyon olarak diyor kaydedilecek diyor. Zaten diyor bir fonksiyon var diyor. Fonksiyon bir olarak kaydedilsin mi diyor. Siz buna geçerli bir şeyler yazarsınız mesela. Ben fonksiyon alttan tire 1 yazıyorum. Alttan tire 1 olarak kaydedilsin mi diyor. Evet diyorsunuz. Fonksiyonunuz geliyor. Şimdi ekstra olarak arkadaşlar İngilizce karakter kullanmadan işletme amaç diyorsunuz. Yine aynı şekilde hatta şuraya amaç demeyeyim de sınıf diyelim. Kafamız karışmasın. Fazla olduğu için diyor ki bu şekilde ekleyeceğiz diyor. Tamam diyoruz. İşletme CD ekledi. Şimdi arkadaşlar şu iki şeyi seçelim. CTRL'e basıp ikisini seçip meşale tipi bazında çalışacağım için arkadaşlar meşale tipinin yanına koyacağım bu ikisini. Gördüğünüz gibi işletme sınıfı meşale tipi geldi. Önceki arkadaşlar açtığı için yanına
Ben var olan bir çalışmadan çalıştığım için işte mesela da zaten yanındaymış. Sorun değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela delete field dediğimde silmiyor. Sadece turn field off dediğimde onu sadece kapatıyor. Görünmez hale getiriyor. Şimdi arkadaşlar şimdi biz bu alanları nasıl çalışacağız? Nasıl bir sonuca varacağız? İlk başta arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde ödev içerisindeki senaryoyu çok dikkatli bir şekilde okuyacaksınız. Senaryoyu okuduktan sonra gerekli alanları ilk başta yerleştireceksiniz. İlk baştaki alanlarda ne mesela? Hemen gösterelim. Mesela sizin alanınıza eğer nerede o? Şey, salaritler içerisinde. Eğer araştırma ormanınız giriyorsa hemen bakıyoruz buna. Gördüğünüz gibi bazı bölgelere araştırma ormanı giriyor mesela. Çakıştığını zaten görebilirsiniz. Hemen tekrar aynı şekilde tıklayarak kalınlığı 4 yapılarak. Gördüğünüz gibi sizin alanınızda mesela ekonomide çalışıyorsanız eğer bu alana gördüğünüz gibi şu alan girebiliyor. Şimdi arkadaşlar, ilk başta bilimsel olarak adlandırdığımız bu alanı hemen atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş başlayacağız. Yani start editing değil. Biz bölme eklemleden çalışacağız arkadaşlarımızın. Şimdi editörümüz açıldı. Editördeyken hemen şu butona yani Select by Features butonu hemen çalıştırın arkadaşlar. Tek tek gelip şu alanları seçmeye başlayın. Ana alanlara gelip. Ctrl'e basılı tutarak bu alan Shift'e basılı tutarak bu alanları hemen tek tek benim küçük kaçırdığım alanlar var. Şimdi ben ödevi size göstermelik anlattığım için küçük kaçırdığım alanlar var. Pek önemli değil. Hani benim kaçırdığım alanlar önemli olan sizin hata yapmamanız burada. Neyse arkadaşlar, ekledikçe hani siz bunu devam ettireceksiniz. Arkadaşlar şimdi ana eklediğimiz alanları görmek istiyoruz. Şuradan hemen Show the Select Records dediğimiz alana gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun fonksiyonunu ve işletme sınıfını atmamız gerekiyor. Fonksiyonun için şuraya bir kere tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Field Calculator. Çift tırnak. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilimsel alan var. Buraya bilimsel yazıyorum. Tabi bunun farklı yöntemleri var. Bu alanı gördüğünüz gibi bilimsel hepsini attı buraya. Şimdi işletme sınıfı olarak ise yine Field Calculator seçiyoruz. Fakülte araştırma ormanı diyebilirsiniz. Yani buradaki seçtiğiniz sizin ölçüt ve göstergelere göre işletme sınıfı oluşturmanız gerekiyor. Ben fakülte araştırma diyorum. Çünkü bizim fakülte araştırma ormanımız var başkonuşta. Okey dedikten sonra fakülte araştırma olarak da atadı. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar önemli olan sizin ara hasılat ve son hasılatı yaparken göreceksiniz ilerideki tablolarda. Üretime açtığınız alanlar önem sizin için arz edecek. Diğer alanlar çünkü siz bakıma konu olacak. Yani bir kesim olmayacak. Gençleştirme sahasına girmeyecek. Üretim ormanları sizin için önemli olacak. Devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi planlamaya başladık zaten. İlk olarak atadığımız alanlar dediğim gibi bilimsel alanlardı. Buradan atadık. Yani şuraları da seçmem gerekiyor ama seçmedim. Devam ediyorum. Mesela şuradaki alanlar mesela Z4 demiş mesela. Tekrar aynı şeyi getirelim. Ziraat alanları mesela. Şimdi arkadaşlar bunun için zaten
Buradaki ara fonksiyonlarımız belli ziraat alanları için. Gördüğünüz gibi burada tarım arazisi, ziraatler, taşlık alanlar, ağaçsız orman toprakları zaten direkt olarak verilmiş. Burada meşhede tipine göre sıralamayı yaptığınızda gördüğünüz gibi bir sürü ziraat alanı var. Direkt olarak bunları böyle aşağı doğru seçip mesela arada atlıkla şifte basıldıktan sonra ya da kısa yol olarak hemen şunu yapabiliriz. Arçesi bir sürü farklı yol vardır. Yani burada seçip yapabilirsiniz isterseniz ya da şurada Select by Attribute'dan hemen bana şunu diyebilirim. Meşhede tipinden eşittir. Get unique values. Bana ziraat alanlarını göster diyebilirim. Şuradan. Tabii burada bulunması biraz zaman alıyor çünkü bir sürü tipiniz var. Arkadaşlar şimdi şunu yapabiliriz. Bir sürü ziraat olduğu için ziraat 1, 2 diye. Meşhede tipi like. Sonra bir boşluk. Üstten tire. Bir tane ziraat. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Büyük ziraat kendinizde yazın. Yüzde işareti. Ve gene üstten tire. Apply dediğinizde size 161 tane ziraat alanı bulur. Bunların fonksiyonlarının hepsi zaten dediğim gibi şurada gördüğünüz tarım arazisi şeklinde. Burada tırnağınızı yapmayın. Tarım. Gördüğünüz gibi hepsine tarım arazisi fonksiyonunu attı. Zaten bunların fonksiyonu bu şekilde olacak. İlk başta fonksiyonlarını yapıp sonra işletme sınıflarını da yapabilirsiniz. Tabii size hangisi kolay geliyorsa ama bana fonksiyonlarını yapıp hemen işletme sınıflarını yapmak biraz zor geliyor. Çünkü bundan önce mesela hemen taşla, burada zaten taşlık olduğu için ilk başta fonksiyonlarını yapıp sonradan da işletme sınıflarını ayırabilirsiniz. Şimdi tekrardan Select by Attribute. Bu sefer ne yapalım? İskanı yapalım. Bize 80 tane iskan olan alanlar seçecek. Aynı şekilde Field Calculator. Bu çok daha basit bir yöntemdir. Hepsini tek tek Ctrl C, Ctrl V şeklinde yapmanız biraz zamanınızı alabilir. Yani buraya yazdınız, iskan yazdınız mesela. Bunu tekrar seçip, yani buradan Ctrl C yapıp, tabii şu anda yapmaz çünkü biz otomatik talimatı verdiğimiz için şurada Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V şeklinde yaptığınızda bu sizin çok büyük bir zamanınızı alacak. Bu yaptığım çok daha kolay bir yöntem. Fonksiyona gelip hemen sağ tıklayıp şimdi zaten fonksiyonu belli. İskan yazıyorsunuz. İskanları da atadık şimdi. Meşeli tipi olarak baktığımızda başka hangi alanlar var? Taşlık alanlar var, su alanları var. Şimdi bazı su mesela gördüğünüz gibi ilk başta bilimsel attığımız için bilimsele girmiş. Atıyorum diğer fonksiyon şeyine de hidrolojik girebilirsiniz mesela. Tabii hidrolojik girdikten sonra buraya su ile ilgili fonksiyonun hemen girebilirsiniz mesela. İsterseniz mesela diğer bir yöntemle yapalım. Fonksiyonu girdikten sonra hemen yanına işletme sınıfı olarak da girebilirsiniz. Mesela biz hidrolojik fonksiyonu girdik. Hidrolojiyi hemen buluyorsunuz buradan. Hidrolojik su kaynaklarını korumak mesela. Hemen işletme sınıfında su kaynaklarını koruma. Arkadaşlar bu şekilde yapa yapa tamamlıyorsunuz bunları. Mesela şimdi şeye gelelim. Farklı alanlara gelelim. Mesela arkadaşlar ayırdığınız alanları özellikle şuradan hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarda gördüğüm
Özellikle mesela örnek olarak veriyorum. Selir, Göknar, bir mesela meşeleri. Selir, Göknar, A, bir meşeleri. Bu tarz meşelerde üretime ayırman mantıklı mı? Şimdi ilk başta bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Arkadaşlar, A ve B meşeleleri daha yeni olgunluk çağına gelmiş meşeleler. Sizce bunu kesmeniz ne kadar mantıklı? Sizden bu planlama birimi için, planlayan biri için ne kadar mantıklı? Tamamen mantıksız. Arkadaşlar, ayıracağınız meşeler genel ağırlıklı. Sedir Göknar CD2. Sedir Göknar C2 veya 3 veya genel şekilde Sedir C3. Yani genel ağırlıklı olarak ben çağını yazacağım şimdi. Yani çağları direkt vereceğim. Yani CD çağında 2 veya 3 kapalı. Ya da D çağında 2 bu tarz meşrelerde özellikle sizin işletmeyi açmanız daha mantıklı, daha tutarlı olacaktır. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi açacağınız alanlardaki dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı alanlar vardır ki, mesela Sedir Gökler, Karaçam, D3 gibi meşaleler vardır mesela. Şimdi bu tarz meşaleler kıymetlidir arkadaşlar. Sizin buraya açmanız bu gibi hem 3 karışım yapmış hem D çağına ulaşmış hem 3 kapalı olmuş bir ağacı meşale türünü kesmeniz ne kadar mantıklı? Arkadaşlar, planlayacağınız dediğim gibi en başta dedim ölçüt ve göstergelerine göre planlayacaksınız. Şimdi Sedir Gökler Karaçam gibi bir müthiş bir meşale tipini siz kesmeye kalkarsanız bu bir doğa katliamı olur. Özellikle hani bu bana göredir. Sizin için belli bir ölçütünüz, belli bir göstergeniz vardır. Bu ağacı kesersiniz. Benim için hiçbir problem yok. Ama ilerleyen zamanlarda size sorduklarında bu ağacı kesmemeniz gerekiyordu veya şöyle yapmanız gerekiyor dediklerinde sizin ölçüt ve göstergeleriniz bunu açıklayıcı yönde olmalıdır. Dediğim gibi arkadaşlar, CD çağına gelmiş 2 veya 3 kapalı, D çağına gelmiş 2 veya 3 kapalı ağaçları kesmeniz sizin için daha iyi olacaktır. D çağına gelmiş belki 3 kapalı meşeler belki hani kesilmeyebilir. Hani dediğim gibi hani burada verdiğimiz örnek kıymetli bir örnek. Hani kıymetli tarzında bir örnek. Tabii mesela ÇZ, D3 meşeleri vardır. Bunlar kesilebilir. Yani gençleştirmeye alınabilir. Arkadaşlar, bunlara dikkat edeceksiniz. Bunları planlarken bunları öncelikle kafanızda belirleyeceksiniz. Tabii sizin bir senaryonuz olduğunu unutmayın. Senaryoya göre ben şimdi hareket etmediğimden dolayı senaryoya göre ilk başta sizin mesela atıyorum sosyal kültürel alanları ben şunu görmüştüm. Özellikle mesela görüyorsunuz 84 nolu bölmede mesela atıyorum benim alanımda 84 nolu bölme var mı? Var mı? Bakıyorum. Hayır, yok. Çünkü 422'den başlıyor 500'e kadar. Yani hoca sosyo kültürel verdiği alandaki mesela 84 nolu bölmeniz vardır.
Mesela onları direkt olarak siz Göknar tohum meşçeresine ayırmanız gerekiyor. Göknar teminatı olduğu için tohum meşçeresi. Hemen buluyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi doğayı korumaya olarak ayırıyorsunuz. Hemen ayırıyorsunuz tohum meşçeleri. Gördüğünüz gibi senaryoda olan, var olan şeyleri ilk başta ayırıyorsunuz. Tabii hani üretimi aldığınız alanlar için ben şu anda konuşuyorum ama hani şunları özellikle kafanızda bulundurursanız, hani daha mantıklı tercihler yaparsanız ilerideki son hasılat ve ara hasılat kesim planında sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Mesela OT alanlarımız var. Aynı şekilde. Select by attribute. Hemen şuraya OT alanları yazıyorum. Yanına ne olursa olsun. Şimdi arkadaşlar buradaki yazdığım kod bir Visual Basic kodudur. Hani yapmanız gereken. Zaten burada hazır olan bütün kodlar var. Siz giriyorsunuz sadece. Şimdi arkadaşlar bu yüzde işaretinin anlamı siz OT olsun yanında ne olursa olsun gördüğünüz gibi şurada OT T1 var mesela OT Z1 var mesela. Ben OT buradaki yüzde işaretin anlamı OT olup yanında ne olursa olsun arkadaşlar şunu söylüyorum. Şimdi en baştan yapacak olursam şurada meşhede tipi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra like'a basıyorsunuz. Arkadaşlar bunu kendinizde yazmıyorsunuz. Burada zaten hazır olarak var. Bundan sonrasını artık kendinizde yazıyorsunuz. Her bir kod arasında boşluk olacak. Bir kere boşluğa basıyorsunuz. Shift 2 yapıyorsunuz. Tek tire. Tek tire unutmayın arkadaşlar. Yanlış yaparsanız orada hata verir. Ne yazacağız? OT. Yüzde işareti. Tekrardan üstten tırnak işareti kapatıp apply dedikten sonra size bir seçim yapar. 195 tane seçim yaptı. Seçilmiş olanlara gelirsiniz. Fonksiyonlarını atarsınız. OT dediğimiz alanlar nelerdir? Ormansız alanlar. Kapatırsınız. Tabi bana göre planlama da budur fonksiyon olarak. Ama size göre alanınıza mesela farklı farklı şeyler girebilir. Ne girebilir mesela? Hidrolojik olarak fonksiyon mesela ana dere yatağı geçebilir. Hemen hidrolojik olarak ayırabilirsiniz. Buraya isterseniz hidrolojik olarak ayırabilirsiniz. Bir tampon zon atarak hemen yanına fonksiyonu yazarsınız. İşletme amacınızı ona göre belirlersiniz ve oturtursunuz. Ben direkt olarak fonksiyonuna ormansız alan attım. Ya da ne atabilirsiniz? Ağaçsız orman toprağı şeklinde de atabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Burası ormansız alan olabilir çünkü ana fonksiyonu ağaçsız orman toprağı şeklinde de atabilirsiniz. Tabi bu planlamacıya göre değişebilir. Size göre değişebilir. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş işletme sınıflarını oluşturduk. Şimdi devam ediyoruz. Mesela yine meşteri tiplerimize göre sınıralım. Bozuk alanlar mesela attınız. Ağaçsız orman toprağını attınız, hidroloji attınız, şunu attınız, bunu attınız. Peki bozuk alanlar ne yapacaksınız? Şimdi bozuk alanlarda üretim yapamazsınız arkadaşlar. Peki bundan sonrası ne yapmanız gerekiyor? Bozuk alanlarda genel olarak benim seçeceğim fonksiyonlar ve işletme sınıfları eğer ödeminizin senaryosunda yoksa bana göre ekoturizm rekreasyon olabilir. Erozyonu önleme olabilir. Doğayı koruma olabilir. Yani seçebileceğiniz 3-4 tane opsiyon vardır. Fonksiyonlarda. Atıyorum ben daha sahaya bakmadan yani arkadaşlar siz sahaya bakacağınız için mesela bozuk ardış meşçeleriniz seçtiğimde fonksiyon olarak belirlediğim hemen burada belirlediğim fonksiyon doğayı koruma olsun. Tabii siz öncelikle haritada bakacaksınız bunları yerine. Yerine bakıp doğayı, şimdi ben doğayı koruma attım ama yerine bakmadan attım. Mesela görüyorsunuz arkadaşlar yerim mesela şuralarda. Bunlar size göre ne planlanabilir? Bunlar size göre nasıl yapılabilir? Bunlara göre bakmanız gerekiyor. Ben doğayı koruma yazdım. Bozuk alanlar olduğu için
Orman ekosistemini iyileştirme mesela. İşletme amacım olarak da bu orman ekosistemini, yani bozuk alanları iyileştirme şeklinde hemen atabilirim. Gördüğünüz gibi hem fonksiyonu hem işletme sınıfı atılmış oldu bozuk alanlarda. Şimdi arkadaşlar, ben sedir için ne yapacağım, ben ardıç için ne yapacağım, ben karaçam için ne yapacağım diye değil. Bozuk alanlarda, yani üretimi açmadığınız alanlarda meşhur tipine göre değerlendirmenize gerek yok. Sizi sınırlayan bir şey yok. Önemli olan, şimdi birazdan geleceğimiz, daha demin de bahsettiğimiz alanlar, üretimi açacağınız alanlardır. Mesela gördüğünüz gibi CD2 alanları var, CD3 alanları var. Mesela bunları açabilirsiniz. Mesela bu alanları işletmeye açabilirsiniz. Yani fonksiyon olarak üretim, ne üretim yapacaksınız, ona üretimi açacaksınız. Mesela bu alanları üretime açalım. Şimdi ben, siz burada tabii gene bakacaksınız. Haritaya göre bakacaksınız. Eğimine bakacaksınız. Ödev dispozisyonunuza göre bakacaksınız. Hepsini bunlara göre yapacaksınız. Ama ben burada direkt ana hatlarıyla verdiğim için, fazla sıkmamak için sizi bu şekilde anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, fonksiyon olarak hemen yazıyorum. Orman ürünleri. Verdim. Peki burada orman üretimi verdiğimi işletme sınıflarını nasıl yapacağım? Görüyorsunuz, orman ürünleri üretimi. Hemen ödev dispozisyonunuzu açtığınızda, ekonomiye geldiğinizde şurada görüyorsunuz. Kaliteli kızılçam, seydir, gökler ağaçları varmış alanlarımızda. Görüyorsunuz ki kaliteli odun ham maddesinden fazladır. Kaliteli kızılçam, karaçam ve gökler tohumunun birim fiyatı 650 ile 1150 TL arasında değişmekte. Ha diyorsunuz. Benim ödev dispozisyonunda yazan şudur diyorsunuz. Orman ürünü üretimi varsa kaliteli ve özellikle odun üretimi şeklinde bir kızılçam odun üretimi vardır diyorsunuz. Hemen işletme sınıfınıza geliyorsunuz. ÇZ, tabii ilk başta çift tırnak ÇZ için kaliteli ve özellikle odun üretimi. Çift tırnağınızı kapatıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Gördüğünüz gibi biz şu anda bir fonksiyonunu verdik. İşletme sınıfını ayırdık. Kızılçam için bir işletme açtık. Şimdi arkadaşlar, peki buradakileri neden almadık? Çünkü buradakiler meşrutları değişti arkadaşlar. Ne oldu? Kızılçam artı karaçam için oldu. Şimdi arkadaşlar, bunlar da içinde. Tekrardan. Tabi ben burayı açıyorum ama hemen şurada ÇK artı ÇZ artı ÇK. Şimdi ÇZ artı ÇK'mı dememin en önemli sebebi, gördüğünüz gibi ÇZ hakim olan ağaç türü burada. ÇZ artı ÇK. Hemen okey diyorum. Demiştik, orman ürünleri üretimi fonksiyonunda. Okey diye hemen kapattığınızda zaten fonksiyon olarak artık işletme sınıflarınızda önemli olan dikkat ederken üretimde meşrep tipine göre değerlendirmiş olmanız. Bu çok önemli. Genelde de anlattığım gibi B'leri, A'ları üretimi açmayın arkadaşlar. Genel olarak 2 ve 3 kapalıları açın. Şimdi arkadaşlar mesela devam edelim. Mesela şu alanı mesela üretimi açar mısınız? Ne kadar mantıklı olur? Şahsen ben açmam. Çünkü AB çağında daha yeni gelişmekte olan ama 3 kapalı olur. Yani bu tür sizin için çok fazla müthiş derecede bir hacim ifade etmediği için, çünkü A çağında, yani D1-3'ü çok fazla daha gelişmemiş olduğundan dolayı size herhangi bir ekstradan bir hacim sağlamaz diğerleri gibi. Mesela arkadaşlar devam edelim. Orman ürünleri üretimini açalım. Mesela şu alanı açalım.
Tabii ben alana bakmadığım için şu anda. Örnek olarak ben yolluyorum. Orman ürünü üretimi. Peki arkadaşlar buraya şimdi işletme sınıfı olarak sadece çeyizle yazmayacaksınız mesela değil mi burada? Çeyizle artı sedir için kaliteli ve özellikle uzun üretim. Okey değil. Burayı da işletmeye açıyorsunuz. Mesela Gökler Mescidi olan için mesela şu alanda mesela eğer tohum bahçesi yapmak istiyorsanız farklı bir şey yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde seçiyorsunuz. Tek tek seçip yapabilirsiniz. Hepsini seçip yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde fonksiyonunu doğayı koruma işletme sınıfına da hemen burada Emir'deki olduğu gibi tohum meşireleri deyip verebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi sadece üretimi açtığınız alanlarda meşire tipi önemlidir. Diğerlerinde meşire tipini yazmanıza gerek yok. Yani kökler için tohum meşiresi demenize gerek yok. Direkt tohum meşiresi değil. Bu işi bitirebilirsiniz. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben diğerlerini vermedim. Diğerlerini siz dediğim gibi atıyorum bazı alanlara özellikle yaklaşarak bu alanlarda mesela iskan var mı? İskan varsa şu alanları mesela seçip tek tek yakınlaştırıp tek tek seçip mesela seçtiğiniz alanlar zaten burada 5 tane görünüyor. Hemen seçtiğiniz alanlara gelip mesela biz buraya fonksiyon olarak tarım araçları atmışsınız. Tamam, problem yok. Ama işletme sınıfı olarak buradan işletme sınıfı olarak ne seçebilirsiniz? Ne seçebilirsiniz? Dediğim gibi rekreasyon seçebilirsiniz mesela. İşletme sınıfı olarak. Rekreasyon fonksiyonunuz olarak o atabilirsiniz. Yani hocanın dediği de zaten şu. Her işletme sınıfı bir fonksiyon olmak zorunda değil. Her bir fonksiyon da işletme sınıfı olarak belirlenecek diye bir kural yok. Bunlar değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. İlla fonksiyonun altında, doğayı korumanın altında, illa doğayı korumanın altında verdiğinizde buradan illa bir tanesi olmaya gerek yok. Doğayı korumayı verdikten sonra daha demin yaptığımız zaten şu. Biz bahtsız orman toprağı dedik. Ya da iskan dedik ya da tarım arazisi dedik. Dediğimiz gibi iskan altında mesela iskan veya mezarlık dememiz gerekir işletme amacı olarak. Ama bunu dememize gerek yok. Dediğimiz gibi her işletme sınıfı bir fonksiyonun altına girmek zorunda değil. Kendi içerisinde bağımsız olabilir. Yani iskan dediğiniz sizin alan rekreasyon olabilir bu alanlarda. Değişebilir. Çünkü sizin bunu açıklamaktaki ölçüt ve göstergelerinize dayanmaktadır. Dediğiniz gibi İskan'a yakınsa bunu hocam ben rekreasyona ayırdım. Çünkü mesela piknik alanı olarak kullanılabilir. Veya diyebilirsiniz. Yani farklı şekilde senaryolar üretip hocaya bunun önüne koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sizin planlamanız, sizin yapmanız gerekir. Bana göre doğru olan size göre yanlış olabilir. Veya size göre farklı bir şey olabilir. Alana bakıp alanı tanımanız gerekiyor. Dediğim gibi mesela şuradaki ziraat alanı siz ziraat olarak ayırıp mesela çok yükselti olduğu için siz hemen buradan ziraat dediniz ama hemen altına normalde fonksiyonu hemen yapalım mesela ziraat olarak seçili olan alan hemen ziraat mesela tarım arazisi dedik. Hemen alt fonksiyon olarak yani işletme sınıfı olarak ne diyebilirsiniz? Toprağı koruma diyebilirsiniz arkadaşlar. Toprak koruma diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar size göre değişir. Bunlar
yapacağımız planlama birimine göre değişir. Ödev disiplosyonunuza göre değişir. Alanınıza göre değişir. Bunlar size göredir. Ama yaptığınız hatalar göz önünde bulundurarak şunları diyorum. B alanlarına, B meşgilleri, yani B çağına gelmiş, A çağına gelmiş meşgilleri işletmeyi açmak, üretimi açmak ne kadar mantıklı? Çünkü sizden bir hacime ulaşmanız istenecek ileride. Aktüeli optimale yaklaştırmanız istenecek. A çağındaki ağaçlarla C çağındaki, D çağındaki ağaçların D1-3 çapları aynı mıdır? Değildir tabii ki. Hacimleri de o yüzden farklı olacaktır. Yani açtığınız, üretimi açtığınız alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. Üretimi açtığınız alanlar ileride kullanacağınız bütün haritalarda işletmeler için onlar geçerli olacaktır arkadaşlar. Onlar için üzerinde konuşacaksınız. OPA'yı onlar için yapacaksınız. Son hasılat, ara hasılatı onlar için yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar şimdi bir sütun daha ekleyeceğiz. Bu sütun tabi editörü kapatmamız gerekiyor. Evet diyorum. Gene edit field. Arkadaşlar şimdi ek olarak şunu eklememiz gerekiyor. İşletme sınıfının bir ismi olması gerekiyor. Her bir işletme sınıfının. Arkadaşlar şimdi devam edecek olursak her bir işletme sınıfının bir isim vermemiz gerekiyor. A, B gibi isimler vermemiz gerekiyor. İşletme sınıfı kodu diyorum. Tabii tek yazacağız buraya. Okey diyoruz. Buraya da işletme sınıfının kodunu aslında arkadaşlar şunu top diyorum. Daha bariz, daha etkin bir şekilde verebiliriz. Hemen yanlarla araştırmayalım. Tabi burada ben diğerlerinin fonksiyonlarını vermediğim için şimdi arkadaşlar işletme sınıfına göre belirleyeceğiz tabii bu şeylerimizi, kodlarımızı. Arkadaşlar bunlara sırasıyla kodlarını vereceğiz. Toprak korumaya mesela B kodunu verelim. Tabii editörü açıp yapmamız gerekiyor. B kodunu verdim. Büyük B verelim. Tohum meşgilerine D veriyorum. Tabi buradaki tohum meşgilerinin hepsi C oluyor. Şimdi arkadaşlar şurayı B değil de hatta B değil de ilk başta arkadaşlar bizim için önemli olan kodun yönetimi olduğu için direkt bunlara A diyorum. Tabi hepsini değil arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. ÇZ pardon arkadaşlar. Şurada itibaren görüyorsunuz. ÇZ artı S için hepsi A oldu. Şimdi bundan sonrası B olacak. ÇZ artı ÇK için B. Çünkü bunun işletme sınıfı da ayrı arkadaşlar. Sonra C. Görüyorsunuz ÇZ için oldu. Sonra geri kalanları toprak koruma için D. Tohum meşgili için E verdim. Tabi bu sözde değişebilir. Tohum meşgili, su kaynağını kullanmak F. Rekreasyon için G. Orman ekosistemi için H. Fakir durumu için H.
Yani bu daha deminki söylediğim yöntemle de Select by Attributes yöntemini yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde manuel olarak kendiniz eklemeniz. Yani şuradan seçip yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bitirdik diyelim. Hepsini verdik diyelim. Bundan sonraki aşamamız ne olacak? Arkadaşlar bölmeyi bitirdik. Bölme eklendi içerisindeki veri tabanımızı oluşturduk diyelim. Tabi burada monitor ve yer sınıfına biz girdiğimiz için siz bunlara da girmeniz gerekiyor. Bunları da ekstra olarak şuradan çağırıp örnek alanda bunları çağırıp örnek alanlarınız bakın düşüyor sizin üzerinize. Görüyorsunuz arkadaşlar örnek alanlarınız hep meşale tiplerinizin üzerine düşüyor. Atıyorum şu alan için mesela bonitet'i bunun içerisinde yazar örnek alanın içerisinde gene veri tabanına girdiğinizde veri tabanı içerisinde hem bonitet'i hem resimli yazar. Bu alan için tıkladığınızda tek tek gelip buradan bu alan seçili alanda mesela gördüğünüz gibi yaz sınıfı bonitet'i yazılır. Ziraat olduğu için zaten bonitet ve yaz sınıfı olmayacak bunların. Atıyorum bozuklarda da aynı şekilde yaz sınıfı bonitet'i olmayacak. Özellikle arıyorum. Mesela şu alan için mesela seçtiğinizde bonitet'i 2, yaz sınıfı da 4 şeklinde görüyorsunuz. Şu örnekleme alanı içine girdiği için bu şekilde seçebiliyorsunuz. Peki düşmeyen alanlar için, onlar için de mesela en yakın örnekleme alanlarını seçiyorsunuz. Mesela şu alana örnekleme alanı düşmüyor ama içerisinde bir şey var, meşale tipi var. En yakın örnekleme alanı bu olduğu için hemen buradakini ekleyebiliyorsunuz. Bonitet 3 sınıfı da 6 şeklinde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu şekilde eklendikten sonra bir veri tabanınızı oluşturuyorsunuz. Aynı şekilde veri tabanınızı bitirdikten sonra kodlarını veriyorsunuz. Fonksiyonunuz ve işletme sınıfınız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer sorunlarınız varsa bunları devam ettirmek istiyorsanız bizim Facebook'taki şu anki adresimizde bu birazdan yükleyeceğim videonun altına istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ekstra bir soru gelebilir. Yanlışlarımız olabilir, doğrularımız olabilir. Bunlar arkadaşlar yapıcı yorumlarınızla daha iyileri götürebiliriz. Ben de sizin gibi öğrencilik hayatı geçirdim. Zor olan kısımlar var, kolay olan kısımlar var. Arkadaşlar ilk olarak fonksiyonları ve işletme sınıflarınızı eklemeyi anlattık. İnşallah bunları siz de iyi bir şekilde yapar, hocaya teslim edersiniz. Benim aklımda gelen, yani aklımda olanlar bunlar. Size de elimden geldiği kadar aktarmak istediğim bunlardı zaten. Eğer yanlışınız varsa affol arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hepinize.